AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'nin katılımıyla istişare toplantısının ilki Bursa'da yapıldı. Bursa'nın sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantıda Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, kentte nüfus artışına bağlı olarak timar ve ulaşım sorunu ortaya çıktığını söyledi. Bu hızlı büyümeden, hızlı gelişmeden ve hızlı sanayileşmeden olumlu şekilde payını alırken maalesef bir miktar olumsuz manada da paylarını almış. Olumsuzluktan kastım hızlı büyümenin imar ve ulaşımla alakalı ortaya çıkardığı sorunları hisseden bir şehrimiz. Yeni bir yol haritası ortaya çıkardıklarını da ekleyen Aktaş, 6 ana başlıkta projeler belirlediklerini kaydetti. 6 konu başlığında bir yol haritası ortaya çıkardık. Biz 6 konu başlığında bir trafik ve ulaşım, 2 imar ve kentsel dönüşüm çevre yatırımları, 3 yeniden Yeşil Bursa, yerel ekonomi ve tarım, 5 sosyal hayat ve eğitim, 6 kültür, sanat, spor ve özellikle gençler olmak üzere 6 konu başlığının altında projelerimizi sıraladık. Mehmet Özhaseki ise son seçimde Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları tarafından yönetilen İstanbul'la Ankara'da algı operasyonu yapıldığını ifade etti. İstanbul'da durmadan şunu söylemeye çalışıyorlar. Aynı lafı Ankara'da söylüyorlar. Efendim biz belediye başkanlığını millet bize verdi ama meclis bizi çalıştırmıyor. Meclis AKP'lilerin elinde, onların deyimiyle. Onlar da bizi engelliyorlar. Gerçeklik böyle mi? Hayır, öyle değil. İstanbul Belediyesi'nde 2 yıl boyunca neredeyse ortalama her bir belediyede 100-150 kadar teklif gelmiş mecliste. 2179 teklifin arkadaşlar %98'ini kabul etmişler.